Tekrar merhaba. İkinci sorunun B şıkkında kalmıştık. Şimdi soruyu bir kere daha okuyalım. Biletlerin satışa çıktığı ilk 4 saatte kuyrukta bekleyen ortalama insan sayısını tahmin etmek için 3 alt aralıklı trapezoid bir toplam kullanın. Bir önceki videoda bize verilen değerleri grafik üzerinde göstermiştik. Şimdi de biletlerin satışa çıktığı ilk 4 saatte kuyrukta bekleyen ortalama insan sayısını tahmin etmek için 3 alt aralıklı trapezoid bir toplam kullanmamız gerekiyor kulağı oldukça zor bir şeymiş gibi geliyor öyle değil mi hele ki trapezoid toplam o da ne demek ki diye düşündüğünüzü tahmin ediyorum kafanızın karışmış olması son derece normal sakın endişelenmeyin bu arada son 20 yılda benim de herhangi bir kalkülüs dersi almadığımı da eklemek istiyorum bu yüzden bize ne dediklerini bir kere daha okuyalım ve anlamaya çalışalım bir fonksiyonun ortalama değeri ne anlama gelir? Kalkülüste öğrendiniz ama hatırlamıyor da olabilirsiniz. Hemen hatırlayalım. Fonksiyonun ortalama değeri, mesela f fonksiyonunun ortalama değeri olsun. A ve B noktalarını ele alalım. fx eğrisinin altında kalan alanın bu iki nokta arasındaki farka bölümüyle bulunur. Evet, A'dan B'ye. Hatırladınız değil mi? Bunun kalkülüsün ikinci temel teoremi olarak adlandırıldığını da duymuş olabilirsiniz. Her neyse mantıklı olduğunu fark ettiniz öyle değil mi? Ortalama değer için eğri altında kalan bu alanı şeklin tabanı olan b eksi a'ya bölüyoruz. Bakın, fonksiyonun ortalama değerini bulmak için bahsi geçen fonksiyonda bu olsun. Ortalama değerle tabanı çarparsak bize integralin vereceği bu alanı bulmuş oluruz. Evet, isterseniz bu şekilde de düşünebilirsiniz. Hemen yazalım b eksi a çarpı fonksiyonun ortalama değeri bize a ve b arasında eğrinin altında kalan alanı yani bu integrali verir. Şimdi de bunu buraya uygulamamız gerekiyor. LT eğrisinin altında kalan alanı tahmin etmek için trapezoid toplamı kullanalım. Sonra da B eksi A'ya böleriz. B eksi A, B 4, A da 0 olduğundan 4'e eşit olacak. Bunu yapınca ilk 4 saatte kuyrukta bekleyen ortalama insan sayısını bulmuş olacağız. E hadi o zaman. Şurayı bir temizleyeyim. Tek bir aralık yerine alanı tahmin etmek için trapezoid bir toplam kullanacağım. Bize 3 alt aralık demişlerdi öyle değil mi? Aslına bakarsanız şekle bakınca bu alt aralıkların neler olacağını ya da olması gerektiğini anlamak son derece kolay. İsterseniz çizeyim. Bakın bu birincisi. Kesikli çizgilerle çiziyorum. Ve bu ikincisi. Bu da sonuncusu. Görüyorsunuz değil mi? Elimizde bir, iki ve üç tane trapezoid ya da yamuk diyelim değil mi? Yamuk var. Ve yapmamız gereken şey de bu yamukların alanlarını hesaplamak. Daha iyi görebilmeniz için farklı renkler kullanarak biraz daha düzgün çizmeye çalışayım. Bir bakalım. Doğru aracı kullanırsam sanırım daha iyi bir çizim olacak. Evet. Bu birinci yamuk, bu ikincisi ve bu da üçüncüsü. Bu yamukların alanlarını bulup topladığımda, eğrinin altında ve 0 ile 4 arasında kalan alanı bulmuş olacağım. Bir de 4'e böleceğim ve sorunun B şıkkı da bitmiş olacak. Birinci yamuğun alanıyla başlayalım. Yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Tabanı alacağız. Şu an buradaki yamuğun alanını bulmaya çalışıyoruz. Tabanı alacağız ve bu yamuğun tabanı 1 çarpı yüksekliklerin ortalaması. Burası 120, burası da 156 olduğuna göre ortalamaları da 120 artı 156, 276 eder ve 2'ye bölünce de 138 buluruz öyle değil mi? O halde birinci yamuğun alanı 138 çarpı 1'den 138 birim kare. Sıra geldi ikinciye. Bunun tabanı 2 birim. Yüksekliklerinin ortalaması ise bu sefer de 156 ile 176'nın ortalamasını almamız lazım. Başka bir deyişle bu iki noktanın orta noktasını bulmamız gerekiyor ve bu çok da kolay. Öyle değil mi? 156 ile 176'nın orta noktası 166'dır. 2 çarpı 166. Son olarak bu yamuğun alanını da bulalım. Tabanı 1 burası 3, burası 4 olduğuna göre evet 1 olmalı. 1 çarpı yüksekliklerin ortalaması. 176 ile 126'nın ortalamasını alacağız. Yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 176 artı 126 ne eder? Hesap makinesi kullanalım. Hata yapmak istemiyorum. Evet. 176 artı 126 bölü 2. Evet 151 ediyormuş bu alanda. 151 olduğuna göre şimdi de alanları toplayalım. Bu üç yamuğun alanlarını toplayacağımızı bir kere daha söyledikten sonra 138 artı 2 çarpı 166 artı 151. Evet, toplam bu. Ama bizden fonksiyonun ortalama değerini istediklerini unutmayın. Demek istediğim, ortalama değer için alanı taban uzunluğuna bölmemiz gerektiğinden bunu 1'de 4'e böleceğiz. Taban 4 öyle değil mi? Evet, öğlen saat 12'den saat 4'e kadar 4 saat geçmiştir. Bölü 4 yazıyorum. Ve sonuç 155,25. 3, 6 aralıklı trapezoid bir toplam kullanarak biletlerin satışa çıktığı ilk 4 saatte kuyrukta bekleyen ortalama insan sayısı için tahmini bir değer bulduk. 155,25. Harika. Biraz daha vaktimiz olduğu için isterseniz C şıkkına da bir göz atabiliriz. Burada grafiği kullanacağımı düşünüyorum ama bu kısmı temizleyeyim. Evet bunu da silebilirim. İşimize yaramayacak şeylerin hepsini silelim. Tüm bunları sileyim ki eğer grafiği kullanacaksak kafamız karışmasın. Peki oldu sayılır. C'yi de buraya kopyalayacağım. Evet. 0 küçük ya da eşit t küçük ya da eşit 9 aralığında l üssü t'nin 0 eşit olması gereken en küçük değer hangisidir? Cevabınızı açıklayın demişler. L üssü t bu fonksiyonun türevi. Bu noktaları birleştirdiğimizde bu eğrinin neye benzediği ile ilgili bir fikrimiz olsun istemiştim. Böyle köşeli bir grafik elde ettik ama aslında bunun bir eğri olduğunu aklınızdan çıkarmamanız lazım. Eğri olacağını nereden mi biliyorum? bize türevlenebilir dediklerini hatırlıyorsunuz değil mi? Aslına bakarsanız iki kez türevlenebilir olduğunu söylemişlerdi. Bu da gerçek fonksiyonun grafiğinin sürekli olduğu ve buna benzeyen bir şey olacağı anlamına gelir. Görebileceğiniz bir renk seçeyim. Bunu bir eğriye çevirmeye çalışıyorum. Tam olarak böyle olacak demediğimin de altını çizeyim. Evet buna benzeyen bir eğri olacağını düşünüyorum. Buradan böyle devam ediyor. Bu yerel maksimuma geliyor ve buradan da aşağıya doğru iniyor. Anlaştık mı? Gerçek fonksiyonun bir eğri olacağını aklınızdan sakın çıkarmayın. Peki bizden ne istemişlerdi? L üssü t'nin sıfıra eşit olması gereken en düşük değer hangisidir? Peki L üssü t sıfıra eşit olduğunda ne olur? Bu yerel bir minimum ya da maksimumda olduğumuz anlamına gelir. Yerel maksimum ve minimumlarda türevin sıfıra eşit olacağını biliyoruz. İsterseniz göz kararı düşünmeye çalışalım. Bakın örneğin burada bir yerde yerel bir maksimum noktası olmalı. Benim çizimime göre bahsettiğim maksimum noktası burada. Benzer şekilde bu aralıkta da buralarda bir yerlerde yerel bir minimum olmalı. İşte böyle ve bu aralıkta bir tane daha maksimum noktası var. Göz kararı baktığımızda eğrinin iki maksimum, bir tane de minimum noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bu da eğimin en az üç noktada sıfıra eşit olması anlamına geliyor. Bizden açıklama yapmamızı da istiyorlar. Aslına bakarsanız Rolle teoremini kullanabiliriz ama bunu en basit şekilde ortalama hızda 3 defa işaret değişikliği vardır şeklinde açıklayabiliriz. Ortalama hız değil de LT'nin değişim oranı dersem belki daha doğru olur. Daha kalın bir çizgi kullanayım. Buradan buraya geldiğimizde işaret değişiyor. Buradan buraya geldiğimizde de ve burada da. Bu sınava giren ben olsaydım fonksiyon iki kez türevlenebilir olduğundan yani türevi sürekli olduğundan e, isterseniz önemli noktaları not edelim evet türevi süreklidir dedik ve türev üç defa işaret değiştiriyor türev bu aralıkta pozitif ya da en azından ortalaması pozitif diyeyim bu noktadan sonra ise negatif oluyor ve türev sürekli olduğundan dolayı yani atlama yapmadığından dolayı bu aralıkta pozitif olmalı. Bu aralıkta bir yerde negatif olmalı. Bunları yazdığınızda tabii ki de daha iyi olacak. Ve bu da burada bir yerde bir işaret değişimi olduğu anlamına geliyor. Aynı argümanı bu aralıkla bu aralık içinde kullanabiliriz ve burası ve burası içinde. Cevabımız da zaten bu süreyi bayağı açtığım için D şıkkını bir sonraki videoya bırakıyorum.